sağlık turizmi alanında Avrasya Hastaneler Grubu olarak çok ciddi ilerlemeler katleden ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte de güzel çalışmalara, projelere imza atan Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Uğurlu bizlerle birlikte olacaklar. Ben kendisinin mütevazi kişiliği, o kadar güzel bir insan ki gerçekten İbrahim Uğurlu, artık biz kendimizi Avrasya Hastanesi ailesinden görüyoruz. Çünkü her hafta birlikte güzel bir çalışmamız var ve sizler de ekranlarınızdan takip ediyorsunuz Şifa Kapısı programımızı. Bizler İbrahim Uğurlu'yu yakinen tanıyoruz ama kısaca kendisini kendisinden de dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek İbrahim Uğurlu'yu tanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben eğitimciyim. Öğretmenlik yaptım 7-8 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunuyum. Ticaret liselerinde de meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Sonra Koç grubunda 22 yıl bir şirketinde yöneticilik yaptıktan sonra 18 yıldan beri de Avrasya Hospital'ın genel koordinatörlük ve yönetim kurulu üyeliği hizmetlerini yapıyorum. Yaptığım işler elinizdeki bu dergilerin çıkartılması, toplam kalite konusundaki çalışmalarımız, hastanenin tutundurulması, toplam kalite ışığında çalışan güvenliği, hasta güvenliği ve tesis güvenliğini sağlamak gibi misyonlarım var. Halkla ilişkiler, medya ile olan ilişkiler görevini yürütmeye çalışıyorum. Çok zor bir sektörde hizmet veriyorsunuz İbrahim Hocam. Çünkü hastane gerçekten sağlık sektörü çok zor. Ve bu sektörün yöneticisi olmak da çok zor. Yönetici dediniz. Peki biraz bize yöneticilikten bahseder misiniz? Nedir yöneticilik? İşletme yöneticiliği ile ilgili bizleri nasıl bilgilendirirsiniz? Evet, söylediğiniz gibi sağlıkta yöneticilik diğer alanlardaki yapılan yöneticiliklerden biraz daha zor. Hele hele özel hastane yöneticiliği olabildiğince zor. Çünkü hasta insandan para istemek zorunda kalıyoruz. Evet. Başka bir yerden gelirimiz yok. Başka bir yerden destekleneceğimiz yok. O gelen hasta Ayşe teyzeler, Fatma teyzeler elleri titreyerek o bir muayene parasını zor vermektedirler. İşte biz onlarla bunu eğer onu almazsak da bu işi sürdürememe durumundayız. Ne bizim bir serum çiftliğimiz var, ne ilaç çiftliğimiz var, ne hiçbir çalışanımızın ücret almadan çalışması mümkün değil. Evet. Bunun için evet özel hastane ücret alarak hizmet yürütmekte. Peki bütün işletmelerde olduğu gibi işletmelerin bir amacı var. Diğer işletmelerde şöyle sıralanır. İktisat dersini okuduğumuz zaman önce kar, sonra varlığını idame ettirmek, topluma hizmet. Evet. Bütün bireylerde olduğu gibi de işletmelerde, firmalarda da bu iş böyledir. Biz sağlık kuruluşu olarak başından beri önce topluma hizmet, varlığını idame ettirmek ve topluma hizmet kar etmek, o varlığımızı devam ettirebilmek için bir girdiye de ihtiyacımız vardır. Yani varlığınızı ve bu hizmetlerin devamlılığı için mutlaka ayakta durmanız gerekiyor. Ayakta Bu da nasıl ayakta duracaksınız? Bir sirkülasyon olacak. bunun Bir da gelir bir de gider gelen olacak. hastaların sübvanse etmesiyle yürümekte. Keşke arzu ediyoruz ki hazineden ve SSK prim toplayan kuruluşlardan tekelci olmayıp da keşke bireylerin bütün ücretlerini karşılayabilmiş olsa, bizler de bir ücret muhabbetine girmemiş olsak. Evet, hastanelerde yöneticilik
çok hassas yetişken. Çok hassas ve çok zor bir. Çok dikkat isteyen. Evet. İnsanlar gelip size canlarını emanet edecekler. O canlarını emanet edilecek yerin iyi yönetildiğini görmek isterler. Hijyen olmasını görmek isterler. İnsanların sağlığa gerekli önemi, çalışanlar tarafından gerekli önemin verildiğini görmek isterler. Bir an bile yüzünüzü astığınız zaman, hastaya arkaya döndüğünüz an işiniz biter. Bu ondan sonra oradan bir şeyler bekleyemezsiniz. Peki sağlık nedir? Evet, sağlık nedir? Ülkemizde... Bunun içinde neden böyle bir zor olmaktadır? Niçin bu iş nasıl yönetilmelidir? Evet hocam. Dediğimiz zaman sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık bedeni, ruhi, sosyal tam iyilik halidir. Biz bir özel hastane olduğumuz için buna bir de ekonomik durumu. En sonunda o hasta bir bedel öderken hak ettiler, helal olsun dedirtebildiğimiz zaman bunun mutluluğu bize yetiyor. İşte görevimizi yapmışız diyoruz. Hem beden, hem ruh, hem sosyal statülere uygun bir vaziyette. Evet, sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı bu. Halk hikayelerinde sağlığın tanımı şöyle. Bir baba oğluna 1 lira sermaye veriyor. Oğlum diyor. Çalıştın, kazandın, 10 lira oldu. Çalıştın, kazandın, 100 oldu. 1000 oldu, 10 bin oldu, milyon oldu, milyar oldu. Peki yazarak gösterelim mi? Evet. Milyar oldu deyince... Baba işte, oğluna 1 lira para verdi. 1 lira verdi. Evet. 1 lira paramızı verdi. Bu 1 lira. Çalıştık, kazandık, 10 oldu, 100 oldu, 10 bin oldu, milyar oldu. En sonunda diyor ki, oğlum şu biri bir kaldır bakayım dediği zaman, şu biri yok ettiğimiz zaman gerisi sıfır. Evet. İşte yani, felsefemiz sağlık, o bol sıfırlı trilyonluk servetlerin, sermayelerin önündeki bir gibidir. O zaman bunun, o birin iyi korunması, iyi kullanması, iyi sahip çıkılması gerekmektedir. Biz de bu felsefeyle elimizden geldiği kadar SEÇ dediğimiz sağlık, eğitim ve çevre odaklı projelere sıcak bakıyoruz. Bu konuda toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda ortak değerlerimizin en başına koymuşuzdur bunu. Topluma karşı duyarlı olmak ve bunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek konusunda sağlığa bu şekilde önem veriyoruz. Peki, o biri evet mutlaka korumamız lazım. Evet, o biri mutlaka koruyacağız. Çünkü bizim sağlığımız, ne kadar zengin olursanız olun, sağlığınız yoksa zenginliğiniz hiçbir şey ifade etmiyor. Belki sizi iyileştirme noktasında bir materyaldir ücret, para, ama yine sağlık elden gitmeden de onun kıymetini bilmek evet gerekiyor. Peki hocam, İbrahim hocam. Evet, yönetim demiştiniz. Evet, buradaki orayı dedim. Da bir açıklayayım. Evet, buyurun. Sağlıkta yönetimin 5 temel ana fonksiyonu vardır. Nelerdir bunlar? Bu, diyelim ki biri durum analizini yapıyorsunuz, yaptınız. Buna günümüzde SWOT analizi derler. Eski esnaflarımız buna kefe analizi derler. Kuvvetli yanın, eksiklerin, fırsatların, engellerin nedir? Bunu önüne koyuyorsun. Biz de yıllar önce sağlık sektörünün güçlü yanları, zayıf yanlarını bakarak bir yola çıktık. Bunun arkasına, bu durum analizini yaptıktan sonra güzel bir strateji oluşturman lazım. Bir planlama yapman lazım. Evet. Planlamayı arkasına örgütlenmeyi yapman lazım. Yönlendirmeyi yapman lazım, misyon, vizyon gibi. Kontrolü, denetimi yapman gerekir. Koordinasyonu yapman gerekir. Neticede o şeyi bir başarıya götürmüş olabilirsiniz. Şurada bilmem ekran görebilir mi? Evet, arkadaşlarımız yakın alsınlar. Şöyle hocam, yönetimin evet temel fonksiyonları dediğim vakit kefe analizi. Evet arkadaşlar. Planlama,
örgütlenme, yöneltme, denetleme, koordinasyon. Bunun sonu bizi bir başarıya götürecek. Eğer bu başarı, burada bir eksiklik varsa geri dönüp yeni baştan bunu toparlayacaksın anlamına gelir. Benim de buradaki görevim koordinasyon. Bütün, yani koordinasyon, hangi kaynakları, hangi varlıkları, hangi işleri, kişileri, yöntemleri uygulayacağımın arayışı içerisinde bunu uyumlaştırdığımız zaman bir sinerji yaratmak. Sinerjiyi yarattığımız vakitte neticede bir başarıya doğru gitmemiz gerekiyor. Bunu şöyle bir örnekle noktalayabilir miyiz hocam, bu soruyu? Bugün Cumhurbaşkanımız çok güzel teşkilatlanması var ve o yüzden de başarıyı yakalamıştır. Evet, Cumhurbaşkanımız takdire şayan örgütleme, temel yönetim fonksiyonunun örgütlenmesi kısmında harikalar yaratıyor. Evet. Müthiş bir örgütleme. Tabii Turgut Özal da Cumhurbaşkanımızdan söz etmişken, geçmişteki cumhurbaşkanlarımızdan da söz etmek gerekiyor. Turgut Özal da bu ülkenin cumhurbaşkanı olmasında planlama fonksiyonunu çok güzel yapardı. Çok güzel yaptı. Planlamadan geldiği için, planlamayı iyi yaptığı için o zaman, o planlama fonksiyonu evet, buraya getirdi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o da denetleme fonksiyonlarını çok güzel hakim olduğu için, denetim kısmında hakim olduğu için o da güzel şeyler yapabilmekte, denetim. Tanrı bunun hepsini bir insana vermiyor. Ya güzel bir analiz yeteneği veriyor veya planlamayı veriyor, öbürünü veriyor. Neticede bu üç örnekten dersek, amacımız orayı da anlatmak değil. İster bir evi yönetin, evet, ister bir iş yerini yönetin, isterseniz bir firmayı yönetin, isterseniz devleti yönetin. Bu beş temel fonksiyonda kendinizi yeterince gereği gibi geliştirmek zorundasınız. Eğer bir yerde yöneticiyseniz. Bunu yapmadığınız takdirde yolda sıkıntılar çıkar, o geri dönüşler başlar, ya bozlar başlar, evet, gibi sağlıktaki yönetim kısmı da bunun gibi olabildiğince güç. Çünkü sağlıktaki yönetim, sağlık nedir'e geldiğimiz zaman sağlık bir amme hizmetidir. Bir kamu hizmetidir kendisi, karakteri. Bu hizmeti ister özel versin, ister kamu versin. Bu hizmeti verenden değil, hizmetin kendi karakterinden kamu hizmeti olduğunu kabul etmemiz lazım. Biz devlet veriyorsa devlet verdi zannediyoruz, devletin kamu zannediyoruz. Özellikine özel. Hayır, özel de verse bu hizmeti, kamu da verse, kim verirse versin, verilen hizmet amme hizmetidir, kamu hizmetidir. Bu amme hizmeti, kamu hizmeti dediğimiz şey serilik ister, sağlık. Esneklik ister. Ne zaman hasta olacağımız belli değil. Evet. Kamu müesseseleri bu serilikte yeterince gerekli esnekliği gösteremiyor. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Hastalık mesaiye tabi değil. Mesaiye tabi değil. Zamana tabi değil. O zaman birilerinin, evet, kamu altyapısını yapar. Özelde bu esneklik ve serilikte ciddi bir şey gösterir. Örneğin geçen yılın yılbaşı bir bina çöktü. Etrafta bina çöküyor. Bu çöken binalara altında kalan insanlar özele gelmek zorunda. Terörist insan öldürüyor. Bunları özel hastanenin ambulansları taşıyor. Bugün yine şöyle etrafınıza bakarsanız hizmetin ortalamada %30-33'lerde sağlık hizmeti genelde, evet, ama spesifik ve özellik arz eden ameliyathane gibi, yoğun bakım gibi buralarda özel hastanelerin %53'leri, 55'leri bulan alanları var. Bilmem kamera gösterebilirse o sütunu da, evet, izleyenlerimize paylaşabiliriz. Bulabilirsem
Evet. Tabii ülkemizin de sağlık gelişimi hakkında evet. da ben fikirlerinizi alacağım evet, hocam. Hayır. Evet, şimdi, arkadaşlarımız yakın göstersinler. Bu 2015 yılının şeyleri karmaşık ameliyatlarda %53 özelin payı, %40 Sağlık Bakanlığı'nın payı gibi geliyor. Baktığımız zaman %18'den %53'lere kadar yükselmiş bir oran. Spesifik hizmetler. Evet, diğer tarafta da Sağlık Bakanlığı'nın %73'ten %40'lara kadar bir gerilemesini görüyoruz. Bu ama ana yine büyüklük öbürü %70'ler falan hepsi 73'ler Sağlık Bakanlığı'nın yine onlar olmasa bakanlığın sayesinde bu evet. işler olmakta. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu sağlık işi ciddi bir iş. Ne tek başına bir devlet evet. memuru anlayışına bırakılabilir ne de tek başına özellere bırakılabilir. Onun için dengeli ve özel %30-35 gibi özellerin olması ama özelleri de sağlıkta para istemenin zor olduğu için mümkünse para istemeden çalışabilecek vatandaş mesela çok mutlu kardiyolojiye geliyorlar fark almıyoruz ne kadar mutlu insanlar. Yoğun bakıma geliyorlar fark almıyoruz muhteşem mutlu insanlar. O kadar zor ki o bir günlük o insanların maliyetleri. İşte buna benzer mümkünse finans kurumları ki ülkemizde finans kurumu tek SGK, tekel. Evet. Bu tekel olunca da tekellik biz iktisat derslerinde okurken tekelde hizmete alanla hizmeti veren mutlaka zarar eder, istismar edilir derdik. Evet. İster bu tekel kamunun elinde olsun, isterse herhangi bir özelin elinde olsun. Tekel neticede vatandaşlarımız için yanlış bir şeydir. Onun yani için, hiçbir şey tekelin elinde olmaması. Tekelin aslında. Elinde olmamalı. Mutlaka rakipler olmalı. Rakipleriniz bugün, olacak. Bugün sigorta şirketin sizin prim yatırdığınız ön ödeme prim ne demek? Sağlığınız için ön ödeme yapıyorsunuz. Gün öldü geldiği zaman bunu almak istiyorsunuz. Geldiği zaman alamadığınız zaman üzülmez misiniz? Üzülürsünüz. Öyleyse bu tekel anlayışından daha böyle rekabetçi bir anlayışa geçmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki hocam, ülkemizde sağlık sektörünün gelişimiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Gelişmeler oldu mu? Şu andaki sağlık sektörünün bulunduğu nokta nedir? Evet, ben öncelikle hastanemizin kuruluş ve tarihçesinden bahsedeyim. Ya işte 1999'un 27 Haziran'ında o günün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açılışıyla, resmi açılışıyla faaliyete geçtik. Avrasya Hastanesi'nin kuruluşu 18 yıl önce. 18 yıl önce. Orada Cumhurbaşkanımızın o günkü söylediği sağlıkta iyileşmenin tek ve kaçınılmaz yolu rekabetçi ortamları yaratmam lazım. Ben bunu işi yapıyorsam ben Esra Hanım'dan Esra Hanım'la benden iyi yapmak için aramızda bir mutlaka yarış olmalı. Yani tatlı bir yarış, bir rekabet olması olmalı. Gerekiyor. O nedenle de demişti ki Cumhurbaşkanımız Allah sizlere dert vermesin. Ey Cumhurum ben sizin için geldim. Bu hekimlere teşekkür etmeye geldim. Bu hizmeti size veriyorlar diye. Onlara teşekkür ederken dönüp sağlık ekibine de o kadar güzel bir söz söylemişti ki bunlar Allah size dert vermesin. Bir gün deva ararsanız, derman ararsanız, şifa ararsanız bu kapıya geleceksiniz. O yüzden bir şifa kapısı denildi. Evet, şifa kapımız böyle bir şey. İşte o şifa kapısı, şifa verecek insanlar da burada size hizmetlerini hazakatle, hazakat usta olacaksın, uz olacaksın. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin, incitmeden bu işi yapacaksın. O gün, bugün biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür çalışan memnuniyetimizle, hasta memnuniyetimizle aldığımız puanlarla güzel yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Tarihçeyi kısa vaktinizi almadan bu ülkenin sağlık sektörünü
benim yaşımdakiler herkes bilir. Hastane dediği zaman önce bir defa suratları ekşir kokudan. Ay derler. Yani kokan hastane fobisi vardır. Bu insanların, bizim kuşağın %60'ı %70'i hastane fobisi. Yani şöyle 18-19 yıl önceden bahsediyoruz. Tabii hasta olmaktan değil, hastaneye gitmekten korkarız diye şiirlerimiz var. Yani bu böyle bir şeydi. Evet, bir zamanlar bu ülkenin gerçekten bu sağlık sorunu çok ciddi, çözülemez gibi bakılıyordu. Özel hastaneler devreye girdi. Özel hastaneler nasıl başladı? Önce poliklinik odaklı, ya muayenehane odaklı, arkasına poliklinik odaklı. Sonra herhangi bir apartmandan, herhangi bir otelden, burası hastane olur dediler, bir dönüşen hastaneler devri oldu. İşte Zeytinburnu Avrasya Hospital tam o aşamada zamanın ruhuyla, evet, hayır, hastane temelden hastane olarak projelendirilmeli. Hastane temelden hastane olarak projelendirip ergonomisine, psikolojisine, sosyolojisine çok iyi o mekanın, çünkü o şifada mekanın da katkısı var. İnsanların katkısı olduğu kadar mekanın da, ilk defa orayı biz hastane olarak projelendirmeyi hedeflemiştik. Temel fonksiyonuyla, temel durumlarıyla. Gazi Osman Paşa Küçükköy'de açtığımız yeni hastanede günümüzde şu anda Türkiye'nin özel hastane mimari standardına ihtiyacı var. Bakın, bu cümleyi çok özel vurguluyorum. Çünkü ne iş yaparsan yap bir standardın olacak. Standartlaşmadığın sürece mekanınla, süreçlerinle, sistemlerinle orada başarılı olmak mümkün değil. Biz de kendimizi bu konulara adadık. Onu bir örnek hastane oluşmasını düşündük. Mimari standarda örnektir. Yeni hastanemizi, yani yine eski Zeytinburnu Hastanesi'ni yaklaşık 5 yıl önce sil baştan revize etmiştik. Şu anda yeni baştan orada mimarlarımız falan çalışıyor. Bütün hastaneyi yeni baştan ayrı bir mimari standart öbürüne yaklaştırmakta istiyoruz. İnşallah bu Ramazan aylarında falan orada bu yeni, eski hastanemiz Zeytinburnu'ndaki hastanede de güzellikler olacak diye ümit ediyorum. Hocam tabii yolunuz açık olsun. Avrasya Hastanesi'nde her hafta programlar yapıyoruz ve ekranları başındaki izleyenlerimiz de yakından takip ediyorlar Şifa Kapısı programını. Az önce hastane kokusundan kokmayan hastane dediniz de aklıma bundan birkaç hafta önce yoğun bakım ünitesinde program yaptık Doktor Hanım'la, Tülay Hanım'la. Evet, Tülay. Ve buradan kendisine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok özveriyle çalışıyor ekibiniz, doktorlarınız. Ve belki evinizde bir hastanız olsa, inanın ya yorulursunuz ya o bir koku rahatsız eder sizi. Ama tertemiz ve aniden gitmiş olduğumuz ki yoğun bakım günde, burası. Yoğun bakım. Evet. Ve o kadar temizdi. O kadar itinayla çalışıyordu ki oradaki ekibi, Tülay Hanım'ın ekibi, her biri bir bebeğe bakar gibi oradaki yetişkin yoğun bakımı da çekimlerimizi yaptık. Ve her biri ayrı bir özveriyle çalışıyor. Ve şunu söyledi Tülay Hanım, bakın Esra Hanım dedi, burada evet işinizi dört dörtlük yapabilirsiniz ama vicdanınız dedi çok önemli. Eğer vicdanınız rahatsa o işinizi çok güzel yaparsınız dedi. Ve kendisini de buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Ne kadar özverili bir çalışmaydı. Sadece Tülay Hanım değil, bütün ekibinizi tebrik ediyorum. Doktorlarımızın her biri birbirinden kıymetli, birbirinden üstün. Ve hepsi de dalında başarılı doktorlar. Profesörlerimiz var. Kardiyoloji bölümündeki Veci hocamızdan tutun, Fatma Şen hocamız, Züleyha Kadehçi hanımefendiye de hepsine ayrı ayrı başarılar diliyoruz. Buyurun hocam. Evet, o programı ben de izledim. Tülay Hanım'ın oradaki o heyecanı, o vicdan vurguları,
Çünkü insanlar size canlarını emanet ediyor ve son nefeslerinin verildiği yer. Orada halkımızın anlayacağı gibi Ezrail ile savaşıyor. Biri bir taraftan çekiyor, Tülay Hanım bir taraftan çekiyor. Bizim başından beri her şeyi yeni modern cihazlarda alırsın, öbürünü de alırsın ama bir sağlıkçı olarak ortak değerin vicdanlı olmak değilse, bir o dürüstlük olmak değilse, güvenilir olmak değilse her şey boş. Biraz önce sektörün gelişiminden bahsederken, evet sektör şu aşamada yani bir bebeklik döneminden çocukluk dönemine geldi. 12-13 yaş aralığına geldi. Sektörde vatandaşlarımız da bazen burada bir hafif bir kirlilikler olmakta. Böyle çocukluk döneminin getirdiği haylazlıklar olmakta. Çünkü sektör daha bütün kurallarıyla tam sektör olmadı. Bu Anadolu insanı, Anadolu toprağı loncalardan bu yana bilirler. Bizde papuç atmalar vardır. Bir yanlış bir esnaf, herhangi biri yanlış bir şey yaptı ise bu yanlış hemen sosyolojik bir baskıyla derhal doğruya düzeltilir. Ama zamanın ruhu, çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Maalesef öksürenler, aksıranlar da, yanlışlık yapanlar da sanki yanlışlar doğruymuş gibi. Hayır, bu ülkenin sağlık sektörünün hem tıbbi etiğe artı işletme etiğine, ikisini birlikte, tıbbi etik ve işletme etiğini ikisini bir entegre etmiş, organize olmuş, güzel güzel kurumlarımızın doğacağı ümidini taşıyorum. Bu gelişmeler öyle. Bunlar büyüyecek, delikanlı olacaklar. Daha önce yoktu. Sadece bu ülkede muayenehane odaklı, sadece devletin hastaneleri vardı. Özeller yoktu. O zaman daha iyi yapmak gibi bir gayret de yoktu. Yine bu toplumun yatırımlarıydı ama oralar ne yönetimiyle, ne hijyeniyle gereği gibi değildi. Çünkü yönetim de bir bilim. Doktoru doktor olarak yetiştiriyorsun ama yöneticiliği veriyorsun ona. Zor bir iş yöneticilik. Öyle hafife alınacak bir iş değil. Ve de güzel bir iş. O da bir bilim. Bu bakımdan eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri sektör kendi kendini yenileyerek çok güzel etik değerlere sahip, güvenilir. Çünkü uluslararası açılıyoruz artık. Bu İstanbul evrensel bir kent oluyor. Sağlığında cazibe merkezi oluyor. Öyle kurnazca, uyanıkça işler yapıp da sağlık işinde tamam, belki bir süre kurnazlıklar para ediyor gibi gözükür. Uzun vadede kaybetmeye mahkumdur. Hocam ve Avrasya Hospital hastanelerinde de şu da var. Uluslararası sağlık sektöründe de, sağlık turizminde de çok güzel çalışmalarınız var. Artık Türkiye'ye ve Avrasya Hastanesi'ni tercih eden dışarıdan hastalarımız geliyor. Önceden Türkiye'den hasta giderken yurt dışına muayeneye, ameliyata, şu anda yurt dışından hasta geliyor. Yani demek ki çok iyi yerlere doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Ve Avrasya Hastanesi'ne çok gelen, ben yabancı, yani farklı ülkelerde yaşayan ama Türkiye'ye Avrasya Hastanesi'ni tercih eden kişilerle de bizler karşılaştık, sohbetler ettik. Tabii sizler bunları belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorum ama yani onların da memnuniyetini konuşmak lazım. Yani demek ki yurt dışından da artık Türkiye'ye hasta geliyor. Bundan gurur duyuyorum. Ülkem adına gurur duyuyorum. Özellikle de firmamız adına da gurur duyuyorum. Hastanemiz adına da gurur duyuyorum. Bir defa ülkeni bırakıp sağlık konusunda itimat edeceğin, güvenilebilir bir yer bulmak, sağlıkta eğer buraya itimat ediliyorsa diğer sektörleri de ihya ediyor. Bugün diyelim hastaneye bir saç ekiminden 500 TL kalıyor ise, o saç ekimi için gelenin en azından buraya 10.000 TL civarında döviz kazandırıyor. Bir şey var.
Çözülmez kanser hastaları her hafta bizde onkoloji konseyimizde 5 tane hasta görüşülüyor ise 2 tanesi yurt dışı. Yani bunun %40'ı yurt dışından insanların. Evet, yurt dışından yıllar önce bizim Türk filmlerinde hep görürsünüz. Hastalı, dertli olur, ince verem oldu, uçağa bindir, Londra'ya gönder, yurt dışına gönder. Ama bir türlü de tedavi olup geldiğini göremeyiz. Biz bunlarla büyüdük, bu evet. Filmlerle. Ama şimdi iş tersine döndü. İlk Almanya'ya giden Türk vatandaşları, onlar diyorlardı ki, hayır ben Türkiye'de tedavi olmam, haklılardı. Ama şimdi telefon ediyorlar, bir ultrason çektirecekler. Türkiye'ye geliyorlar. Bir teşhis koy, diyor ki ben hem dilimi anlıyorum hem öbürünü anlıyorum. Gelişmiş ülkelerden insanların gelişi, oradaki bekleme sürelerini veya orada bazı sosyal güvenlik kapsamında kapıları daraltmalar var. O sebeple onlar buraya geliyorlar. Gelişmemiş ülkelerde burada kesilen ayaklar, bilmem ne yapılan dokular, parçalanmış yerler, biz bunlara ilave o dokularını veya başka bir yerden bir derisini alıp o tarafa alıyorsun. Mikro cerrahımız var, çok güzel yapıyorlar. Yani çok ağır vakaları da alabiliyoruz, alabiliyoruz ve yapabiliyoruz bunları da. Evet. Ve tabii bununla birlikte ben hocam, hemen buna bir defa neden böyle oldu dersek, yıllarca biz hekimlerimizi hep %1'lik seçimlerde anne babalar doktor yaptılar. O insanların kalitesi, o insanların yetişme tarzı gerçekten bir farklılık yaratıyor. Ülkemiz içinde bu kadromuzdan, insanımızdan onur duyacağımız, gurur duyacağımız şey. Teknolojik bakımından da bugün dünyanın en gelişmiş teknolojileri şu anda bizim hastanemizde var. Evet, kirolojisi var, öbürleri evet. Var, endoskopik ameliyatları var. Mide küçültme ameliyatları yapılıyor, cerrahi operasyonlar yapılıyor, tabii. Estetik operasyonları gerçekleştiriliyor. Kalp yani, damar cerrahilerimiz, kardiyoloji dediniz hocam. O çok önemli. Şu anda evet. Da kanser haftasını yaşayacağız. Evet. Yani yaşıyoruz şu anda. Bu evet. Onun farkındalığı konusunda. Evet. Farkındalıklar da çünkü gündemi de çok iyi takip ediyorsun. Sağlık noktasında da ve farklı noktalarda evet. Da gündemi çok takip eden bir hastane, Avrasya Hastanesi. Ve kardiyoloji dediniz. Evet, çok önemli cihazlarınız var ama çok güzel bir ekibiniz var. Evet. Yani bu ekibiniz bütün hastalara bir çocuk gibi, bir bebek gibi bakıyorlar. Evet. İtinayla. Yaklaşıyorlar. Gerek kardiyolojide, gerek ise onkolojide, evet. Gerek diğer cerrahi branşlarda, şu anda onkolojide düşünün, radyasyon onkoloz sayısı bu ülkede 400 civarındadır. Profesör olarak 100 tane yoktur, 4'ü bizdedir. Kardiyoloji çapa anjiyo laboratuvarını kuran doktorlarımız, bir isim vermemde bir mahsur var mı bilmiyorum ama verin hocam, ekiplerimiz yani gerçekten başarılı hocalarımızı da onur edelim. Kıt bulunan işte Mehmet Meriç, Çapa Anjiyo Laboratuvarını kuran insanlar. Evet. Onkolojinin başında Vecdi Bey. Evet, Profesör Doktor Vecdi hocamız. Cumartesi günü Samsun'da tüm doktorlara bu ülkenin onkoloji konusundaki sunumları vardı. Önümüzdeki günlerde yine bunları yapacak, yapıyor. Kadro bakımından da bu ülke hakikaten iyi seviyede, iddialı ve iyi doktor. İddialı olmak şart. Özele geldiysen, eğer bir iddian yoksa diyoruz hekim arkadaşlara, lütfen devleti bırakmayın, gelmeyin. Ulu Önder Atatürk ne diyor? Beni Türk hekimlerine... İşte o Ulu Önderimizin o hayali, rüyası, umudu bugün realize olmuş durumda, gerçekleşmiş. Keşke yaşasa da görseydi. Evet. Dünyanın birçok yerinden insanların buraya tedavi olmaya tercih edilmesi. Yani sokaklara çıktığınız zaman görürsünüz bütün yani insanların yurt dışından gelişi. Havaalanına girdiğiniz zaman bunu görürsünüz.
bundan 15-20 sene önce deselerdi ki Türkiye'de insanlar dünyanın muhtelif yerlerinde derdine deva bulamayacak, Türkiye'ye gelecekler. Hayır, tam tersiydi. Türkiye'dekiler oraya gidiyordu. Tam tersi şimdi artık, evet. iş kısmen, ama buna derhal ve derhal sahip çıkmamız lazım. Burada standartlı, güvenilirliği mutlaka yaşatmamız lazım. Eğer bir aracının birilerinin eline düştüğü zaman onlar maalesef üzücü, biraz önce anlattığım sektör olma, daha çocukluk dönemi yaşıyor. Bazı kirlilikler var. Özellikle bu alanda var. Bir bakıyorsun ki ya 100 TL'ye olan işin, yani tamam sen de bir iş yapıyorsun, sen de o transferi yapıyorsun, bunları yapıyorsun, ama bu 100 lira, 200 lira olamaz. İbrahim Hocam, şunu diyebilir miyiz? Sağlıklı oyun olmaz. Sağlıklı oyun olmaz ve sağlıklı kurnazlık olmaz. Evet. Ve Avrasya Hastanesi'nin de tabii bizler de bulunduk. Çok da gurur duyduk başarınızdan dolayı da. Avrasya Hastanesi Türkiye Sağlık Hizmeti İhracatı'nda ilk 10 firma arasına girerek hastaneler arasında 7. sırada yer aldı. Başarınızı, evet, kutluyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Bundan hem ülkemiz adına hem kendi adımıza da gurur duyuyorum. Evet, hizmet ihracatında ilk 500'ün içinde 415 sıradayız. Hastane olarak 7. sıradayız. Diğer sağlık firmalarını da katarsak 10. sırada olduğumuzu görmek, bu şekilde takdir edilmek hoş bir şey, güzel bir şey. Çünkü bu bizim sayemizde değil, Zeytinburnu mozaiğinin sayesinde, oradaki esnafların katkıları sayesinde. Oradaki esnaflar yurt dışı herhangi bir derici, tekstilciyle konuşurken, aa bizde güzel bir hastane var, benim tanıdığım güzel bir doktor var, seni gel ona götüreceğim. Hemen teknolojinin de gelişmesi, mobil, WhatsApp'ıyla gönderiyor. Evet. Öbürünü gelip doktorumuzdan bilgi alıyor. Oraya bilgi ulaşıyor. Bu iletişimin de çok büyük faydası var. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. O toplum da kazanıyor. Diğer oteller de kazanıyor bu konuda. Evet. Yani kısacası eğer işe maddi yönden bakarsan, ekonomik boyutuyla bakarsak. Bir turistin günde bırakacağı 40-50 dolar, bilemedin 100 dolar yerine sağlık amaçlı turizmine, memleketini sağlık amaçlı terk edip gelenin bırakacağı şey bunun 10 katı. Yani 500 ile 1000 dolar arasında günlük maliyetleri çıkabilir. Yani ekonomiye de katkı sağlıyor. Ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Ciddi bir katkı sağlar. Diğer sektörleri de ihya eder. Sağlık sektörlerine de, onun için esnaflarımızın da bu müesselerine sahip çıkmalarına. Niçin diyorum? Gerçekten özel hastanecilik zor bir şey. Evet. Hasta insandan para istiyorsun. Hastadan para istenir mi ya? Ama istemek zorundayız. Bu konuda da %60-70 algı, bu özel hastaneler var ya, bu özel hastaneler bilmem ne tepki istiyorlar, bu özel hastaneler MR istiyorlar, bu işte bunları hep para için yapıyorlar. Hayır, hayır. Yine belirtiyoruz, hastalıkla, parayla oyun, olmamalı. Bu sağlık diyoruz, onun olmamalı. İçin, tabii hocam, süremize biraz yaklaşıyoruz. Yine çok önemli bir konu. Avrasya hastanelerinin sivil toplum kuruluşlarına ve farklı sizin projeleriniz var. Ve tabii sizin mezun olduğunuz ilkokula yapmış olduğunuz bir jest var. Buradan da selamlarımızı iletelim Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'ya. İlk mezunlarından olduğu ilkokuluna bir jest de bulundu. Tabii Sayın Hüseyin Uğurlu sizinle birlikte çok başarılı bir isim. Kendisinin doktor olması, sizin yönetici olmanız ve ekibinizin de güçlü bir ve çok da sadıklar, özveriyle çalışıyorlar. Tüm ekibinize de buradan selamlarımızı iletelim. Avrasya Hastanesi'nde çalışmak bir ayrıcalık ve sizin eğitim noktasındaki yapmış olduğunuz konferanslar, farkındalıklar, evet, gündemi takip etmeniz, eğitim noktasında her hafta projenizi
toplumla birlikte hayata geçirmeniz evet. önemli bir proje. Lütfen anlatır mısınız hocam? Biraz önce söylemiştim belki SEÇ diye. Sağlık, evet, sağlık eğitim ve çevre. Sağlık, eğitim, çevre odaklı. Evet, Hüseyin Bey'in ve benim okuduğum 9 Ocak İlkokulu. Okul müdürü sağ olsun dedi ki çocuklara bir çok amaçlı konferans salonu yapmak istiyoruz. Evet. Bundan gurur duyduk. Oranın donanımıyla alakalı, teşrifatıyla alakalı işlemleri yaptık. O bahsettiğiniz şey o. Evet, okulda ben öğrenciyken bazen insanlarımız 50 yaşına geliyor Esra Hanım. Konuşma fobileri var. Evet. O çocuklar orada tiyatro yapsınlar, temsil yapsınlar, sınıflarının dışında o dizleri titremesin, bizler gibi dizleri titremesin diye böyle bir yardım şey yaptık. Sağlıkta okuryazarlık dediğimiz bir özel Sağlık Bakanlığı'nın projesi. Ve siz çok önem veriyorsunuz bu projeye. Kesinlikle sağlıkta okuryazarlık, sağlıkta bu toplumu, dünya toplumu da çok cahil. Çünkü sağlık bilgisini diyor ben... Niye diyor taşıyayım ki? Doktor denilen birileri var, o bilgiyi taşır o. Gittiğimde de ona çözdürürüm ben bu problemi. Kesinlikle bu konuda farkındalığımız olması lazım. Sağlıkta okuryazarlık adı altındaki yürüttüğümüz her hafta ya da 15 günde bir yaptığımız vatandaşı bilgilendirme. Bu onunla başlamıyor. Bu ilk günden beri şu elinizdeki dergi. Evet, ben bunu izleyenlerimize paylaşmak istiyorum. Evet. 18 yıldır çıkan her 3 ayda bir 3 ayda bir çıkar. İçeriğinde de hastanemizin doktorlarının vermiş olduğu bilgiler, hastalıklarla ilgili hepsi farklı farklı konular. Ben şöyle evet arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Avrasya Hastanesi'nin 18 yıldır devam eden dergisi ve içi de o kadar dolu ki sevgili izleyenlerimiz. Okuduğunuz zaman her bir konu bir bilgi ve bütün doktorlarımızın ve şunu da göstermeden geçemeyeceğim hocam. Hı hı. Evet, her bir doktorumuzun işte ekibi. Evet. Ve şöyle bakar mısın sevgili izleyenlerimiz? 100'e yakın. Her bir doktorumuz kendi branşında işte Avrasya Hastanesi'nin kadrosu. Ve hepsi birbirinden kıymetli. Artık sayfalar yetmemiş. Bakar mısınız? Her bir hocamızın. Bu arada evet insan kadromuz böyle. Evet. Çalışan insan kadromuzla ekibimiz, birlikte gerek Zeytinburnu, gerek Gaziosmanpaşa ve bir de Bakırköy Çamlık Hastanesi de bizim iştiraklarımızdandır. Ortaklarımız vardır. Toplamı 55 bin metrekare, 1000'e yakın çalışanı var. Yaklaşık yatak sayısı bakarsan 400'ün üzerinde, 500'ün altında öyle bir şey. Yalnız yeni hastanemiz eğer tam kapasite çalışırsa bu 3 hastanenin toplam yatak sayısı 500'ü zorlayacaktır diye düşünüyorum. Neden 500 değil? 31 bin metrekare yer var. Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan ilave yatak alma her şey izne bağlı. Evet. Bir doktor çalıştıracaksın yine izne bağlı. Böyle bir durumumuz var. 24 saatte o hizmeti veriyoruz. Yani 1000 çalışan kadro, 55 bin metrekare bir alan, mekan, 18'i Zeytinburnu'nda, 31 bini orada, Bakırköy Çamlık Hastanesi'nde kattığımız zaman böyle bir grubuz. Mekanımızda, ekiplerimizde en son teknolojik cihazlarında istersen alma, bunu aldırtıyorlar rekabet şartları. Bunlara bizi getirtiyor. Tekrar sağlıkta okuryazarlık ve o seminerler çok önemli. Bu dergide doktorla hasta arasında bir ortak dil geliştirme hareketi. Doktora, hocam bak bunu vatandaşın anlayacağı dilden yazabilir miyiz? Bunun içerisine paranteze koyalım mı bu ifadeyi? Çünkü onların yetişme tarzı hep literatür ağırlıklı. Ama vatandaşla günümüzde artık sağlık anlayışı değişti. Biz onu 20 yıl önceden beri. Hastayla doktor şifa ortağıdır, ortaktır. Bu problemi birlikte çözmek zorundadırlar. Ya bırak doktor çözsün,
ben karışmayayım, hastanın demeye hakkı yok. Doktorun da tek başına o çözsün ya da ben bilirim, o buyurgan değil. Karşılıklı o şifa ortaklığını mutlaka mutlaka kurgulamak lazım. Bu kurgu üzerinde de biz gittik. Biz de bütün hastalarımız, ilk kahraman hasta ekibiniz soruyorum bazen. Bir sağlık hizmeti üretebilmek için, sağlık hizmeti üretme, o filmi başlatmanın kahramanı kimdir dediğim zaman, doktor diyorlar, hemşire diyorlar, hastayı saymıyorlar. Peki hasta olmazsa sen o ekibi kurabilir misin? Evet, baş aktör, baş oyuncu hasta. Hastayla hekimler bir şifa ortaklığı yapıp bu işi yürütürler diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Evet, programın nasıl geçtiğini, nasıl başladı ve nasıl geçtiğini ben açıkçası anlayamadım. Çünkü o kadar güzel bilgiler verdiniz ki, paylaştınız ki bizimle. Son olarak ekranları başındaki izleyenlerimize, Avrasya hastanelerimizle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Hedefimiz, vizyonumuz, misyonumuz nedir? Evet, bir defa yola çıkı prensibimiz, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Yani insana insan muamelesi yapılacak, sağlık deyince akan sular duracak. Bu prensiple eğer bir hizmet yapıyoruz, bu yaptığımız hizmet kaliteli olmalı, güzel olmalı. Elin biri işe değiyorsa güzel olsun. Karşına insanlar gelecek. Bu insanların en üst düzeyde tatmin edilmesi gerekmektedir. Evet, bu işleri yaparken de verimli olman lazım. Yani israfçı olmaman lazım. İsraf ve istismar sevmediğimiz şey. Bizimle çalışanlar da bunları iyi bilirler. Hastalarımız da çok iyi bilir. Orası hastane değil, bir şifa kapısı. Biz iyileşip de Allah razı olsun diyenleri görmekten mutlu oluyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın şükretmesinden mutlu oluyoruz. O hastaya hizmet etme, onu mutlu ediyor ise biz de mutlu oluyoruz. Evet, sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız programları da izliyorum. Vizyon 58'in ayrıca iyi bir izleyicisiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Onu da bilin. Belki son olarak güncel şehir hastanelerimiz var. Evet. Bunlar yani belki çok bahsedilemez. Ülkemizde gerçekten dönüşüm projesinden sonra sağlık konusunda bakanlığımız çok 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 güzel yerlere geldi. Kalite bilimi. Ama teşkilatın geri kalan kısmı hala eski anlayışta. Yeni bir anlayış var, eski anlayış var. Şimdi bu şehir hastanelerine ciddi ciddi toplumdan bir hazineden paralar var, geleceğini garantileme var, senetleri imzalıyoruz. Ama şu anda özel hastanelerin içinde bu işi iyi yapanlar, bu işi bilenler, bunlardan istifade edilmesi gerekir. Bunlardan yararlanılması gerekir. Çünkü endişe duyuyorum. Şehir hastaneleri efsane olabilir. Çünkü sağlığın gerektirdiği seri olmak, acil olmak, yetişmek konusunda kamu anlayışıyla bu seriliği kazanamazsın. Serilik özelle nasıl televizyonlar sadece tekel ve kamuda kalsaydı? Bu kadar televizyon, bu kadar yayıncılığın gelişmesi mümkün müydü? Mümkün değil. Sadece tekstili Sümerbank'a bıraksaydık. Bu kadar tekstil ilerler miydi? Bu kadar tekstil ilerler miydi? Bunu çoğaltabiliriz. Evet, özel %50'nin üstüne açsın istemiyorum ama özeli güzel yapanlara hem halkımız hem devletimiz sahip çıksın. Onlar sizden para istiyorsa soyguncu değildir. Onlar o çalışan elemanın o ay maaşını ödeyecek, öbürünü verecek. Çünkü onun bir maliyeti var her metrekaresinin. Bu bana suyu parayla, elektriği parayla, her şeyi doğalgazı parayla,
Bunu karşılamak lazım. Bunu evet, sadece bir dilek olarak kabul edilmesini istiyorum. Hiçbir yeri suçlama değil. Mevzuatlarımız geride kalıyor. Yurt dışı hastaları geliyor ama o saç ekiminde şundan bundan yönetmeliği yazılamadığı için merdiven altına kayıyor. Bu ciddi merdiven altına kaydıkları zaman da olumsuzlukları görüyoruz. Olumsuz, en yani son hemşirenin kızımızın dudağına yapılan silikonun inşaat silikonu tabii, olduğu ve buradan sonrasındaki buradan ülkelerimiz kaybeder. Evet. Bu konuda benim endişelerim var. Endişeliyim. Hep birlikte ama toplum olarak buna sahip çıkmamız lazım. Evet. Ödeme gücü olanlar yani gelsin. Devletin üzerindeki ağır yük azalsın. Oradaki izdiham azalsın. Diğerlerine de yine onlar da gelsin diyorum. Onların da ücretsiz olan kardiyolojide olduğu gibi, yoğun bakımlarda olduğu gibi hizmetlerimizin %50'si hiç fark alınmıyor. Bir muayeneden fark alıyoruz. Muayenede 15 lira doktor hizmet parası. 10 seneden beri 15 lira artmadı. Paket fiyatla 20 lira 25 lira branşlara göre. Peki bütün giderler değişti, arttı. SUP'ta doktorun muayene odası ücreti sabit. O ücret kadar da vatandaştan bir de 15 lira doktora para ödeyeceğiz. 15 lira da siz geldiğiniz zaman hemen SSK adına peşin, katılım parasını almam lazım. Almaz isem cebimden ödemem lazım. Hocam burası bir müessese ve bu müessesenin ayakta durması gerekiyor. Evet. Ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Sağlık sektöründe çok başarılı bir hastane grubunuz var. Ben bu anlamda sizi kutluyorum ve programımıza geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, gündem özel programımızda bugün kıymetli bir konuğumuzu ağırladık. Tabii ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve büyük bir katma değer sağlayan Avrasya Hastaneler grubumuzun yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Uğurlu bizlerle birliktelerdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve şifa kapısı olan hastanelerimize de başarılar diliyoruz. Çünkü ekibi çok güzel, Avrasya Hastanelerinde hizmet gerçekten çok güzel. Ben hasta ve çalışan ilişkisini yakinen bilen bir televizyoncu olarak kutluyorum. Bir vatandaş olarak tebrik ediyorum. Ve siz değerli Vizyon 58 izleyenlerimize ise bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Ve İstanbul stüdyolarımızdan canlı yayınımızı keserken Sivas stüdyolarımıza bağlanıyoruz. Futbol analiz programıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.